Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yunanistan'da Miçotakis'e anket şoku. Değerli izleyenler, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in anketlerde büyük bir yara aldığı iddia edildi. Tsipras'ın yeniden öne geçtiği öne sürülürken Miçotakis'i ekonomik olarak da zor günlerin beklediği kaydedildi. Türkiye'nin NATO zirvesinde elde ettiği diplomatik başarının yankıları devam ederken Yunanistan'da Miçotakis'e tepki yağıyor. Başta ana muhalefet lideri Alexis Tsipras olmak üzere Yunan medyası tarafından da başarısız olarak nitelendirilen Miçotakis'in koltuğunun sallantıda olduğu söylentileri giderek büyüyor. Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam eden Yunanistan, bu kez siyasi çalkantılarla boğuşuyor. Son dönemde Türkiye'ye yönelik Ege Denizi'nde attığı provokatif adımlarla eleştiri oklarını üzerine çeken Miçotakis, NATO zirvesinde de ezimete uğramasının ardından desteğini giderek kaybediyor. Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde sona eren NATO zirvesinde elde ettiği diplomatik başarı, Yunanistan'da büyük rahatsızlığa neden oldu. NATO zirvesinde Türkiye'nin masada istediğini almasını sağlayan Finlandiya ve İsveç'te imzaladığı üçlü muhtıra, Türkiye'nin kuvvetli pozisyonunu pekiştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma konusunda verdiği olumlu mesajların ardından Yunan basını, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in başarısız dış politikasının üzerine gitmeye başladı. Eski başbakan ve ana muhalefet lideri Alexis Tsipras, Mitsotakis hükümetinin mahvettiğin büyük bir ezimetle döndüğünü söylemişti. Tsipras, Mitsotakis'i zehir zemberek sözlerle eleştirerek, acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda Türkiye cıntanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı, Madrid'den yaya dönerdim ifadelerini kullanmıştı. Tsipras'ın bu çıkışıyla birlikte Yunan basını da zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söylemiş, Yunanistan'ın diplomaside hezimete uğradığı eleştirileri yağmıştı. Zirvenin yankıları sürerken Miçotakis hükümetiyle ilgili bu kez erken seçim söylentileri gündeme geldi. Haber ajansı AFP tarafından derlenen bir analize göre siyasi analistler, Miçotakis'in Ağustos ayı ortasında bir duyuru yaparak sonbaharda erken seçime gitmesinin beklendiğini açıkladı. Analizde anket şirketi GPO'nun araştırma direktörü Antonis Papargiris'in değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre Papargiris, Yunanistan'daki tüm partilerin şu anda seçim hazırlıkları yaptığını belirtti. Tsipras'ın da yapmış olduğu, erken seçimler Eylül ayında gerçekleşecek çıkışının ardından gelen anket sonuçları, Miçotakis'in koltuğunun sallantıda olduğu söylentilerini kuvvetlendirdi. Analizde ayrıca ülkenin içinde olduğu krize de değinildi. Ülkenin son 30 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, buna ek olarak Türkiye ile yaşanan gerilimin Miçotakis'in oy oranında düşüşe neden olduğu ifade edildi. Yaşanan enerji krizinin de Miçotakis hükümeti üzerinde baskıya neden olduğu belirtildi. Ülkenin mali destek için ayırdığı bütçenin eridiği söylenirken, analizde Maliye Bakanı Christos Stoykouros'un hafta sonu Mega TV'ye verdiği demeçte mali yardımlar için tek bir avro bile daha kalmadı ifadelerine kullanmasına da yer verildi. Ülkenin en çok okunan gazetesi Katimerini'nin kıdemli köşe yazarı Nikos Konstantaras da ülkedeki son durumu ele aldığı yazısında "bu kış çok zor geçecek" ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.